Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kremalı patates tarifi paylaşacağım. İster et yemeklerinin yanına, isterseniz kahvaltıya veya börek tadında çay saatlerine yapabilirsiniz. Tarifimiz için 5 adet orta boy patates kullanacağız. Patateslerin kabuklarını soydum ve güzelce yıkadım. Şimdi halkalar halinde ince ince dilimliyorum. Böyle bir aparatınız yoksa eğer bıçakla da ince ince dilimleyebilirsiniz. Patatesin tamamını dilimledim. Şimdi üzerine diğer malzemeleri ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Baharat olarak birer tatlı kaşığı toz biber, dereotu, tuz, bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer dereotunun kurusu yoksa tazesinden de yarım demet doğrayabilirsiniz. Şöyle iki diş de ezilmiş sarımsak ekliyorum. Birbiriyle bütünleşinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Patatesleri güzelce harmanladım. Şimdi küçük boy kare borcama yerleştireceğim. Öncelikle patateslerin yarısını yerleştiriyorum. Tabanında biriken suyu da mutlaka dökelim. Gram kaşar peynirini rendeledim. Patateslerin üzerine serpiştiriyorum. Yarısını arasına kullanacağız. Yarısını da üzerine kullanacağız. Kalan patatesleri de kaşar peynirin üzerine yerleştiriyorum. Üzerine bir paket sıvı krema döküyorum. Kremalı patatesimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 190 dereceye ayarladım, ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Son olarak da üzerine biraz piştikten sonra kaşar peyniri rendesi serpiştireceğiz. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. 25 dakika pişirdikten sonra çıkartıp üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştireceğiz. 20 dakikanın sonunda fırından çıkardım. Şimdi üzerine kaşar peyniri serpiştiriyorum. Tekrardan fırına alıyorum. Kaşar peyniri eriyip biraz da kızarıncaya kadar pişireceğim. 15 dakika daha pişirdim. Yani toplamda 35 dakika pişirmiş olduk. Şimdi dilimleyerek servis yapacağım. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Servis tabağıma bir dilim aldım. Şimdi hemen şöyle sizlere patatesin nasıl güzel piştiğini göstermek istiyorum. Börek lezzetinde gerçekten muhteşem. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum.
Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.